Evet kardeşlerim, şimdi malzeme toplamamız gerekiyor biliyorsunuz. Ama son böyle birkaç malzeme inşallah. Bir firma var, oraya geldim, Bursa Küçük Sanayi'de. Şey yapıyor, ağaç, lambiri, parke vesaire böyle şeyler var. Biz çam lambiri bakacaktık. Hafif ultra fırınlanmış malzemeler varmış. Bir metreküp hesabı çıkacak, bir ona bakalım ne tutuyor, ne buluyor. Ona göre malzememizi alalım, atölyemize koyalım. Vakti zamanı gelince de onu birlikte işleyeceğiz inşallah. Lambiri bu. Hmm. Bu kanun işte. Bakalım abi. Aynen. Bunlar. Evet, yani tabii bu bir parça olarak kırılmış falan ama sıkıntı yok. Tabii tabii. Şey, kalınlık olarak bu kadar. Aynen. Birbirine kalınlık en ince bu zaten. En ince bu. Bir tık kalını var bu. 14 milim oluyor. Genişliği de daha geniş. Bu 12-13 var. 13 şey genişlik. 11 santim. Abi şu daha iyi ya. Niye biliyor musun? Küçük. Evet evet. Hem göz yormayacak, böyle yaparken de küçük küçük evet, daha evet. Güzel döşer. Böyle dönmeniz daha kolay olacak bunda. Kesmeler daha rahat olacak. Evet, tamam. Kesmeler daha rahat olacak. Mesela bunun 3 metreli, 4 metreli var. Bize araba uzunluk 2.55 abi. 2.55 zaten kesersiniz. O zaman 3. O zaman 3 olur. 3 olsun daha iyi size.2.45 tamam, doğru, kapıdan 2.55 geliyor, tamam. 170 5 oradan 172. Şimdi arabayı şöyle çevirelim. Yaklaşık 12 metrekare ölçtü abi arabayı. Fabrika verisi 11 metrekare ama olsun. Elimizde fazla olması iyidir. Bu Rusya'dan geliyormuş malzemeler kardeşlerim. Rusya çamı diye geçiyor. Bayağı hafif ultra bir malzeme. Çift fırınlanmış diyor. Ya hiç. Evet, bu akşam antik pas akşamı inşallah. Şimdi ufak ufak bir tertemiz burayı süpürelim. Ondan sonra antipası vurmaya başlayalım inşallah. Hadi bakalım. Başta biraz tinerle inceltmemiştim. Ama mukavemeti çok iyi oluyor. Böyle minöfle gibi böyle zemine sert bir şekilde yapışıyor. Ve kalın bir tabaka oluyor. Güzel oluyor. Bazı bölgeleri falan tam yedirdik. Şimdi arabanın bu yarısı tamam. Hatta şöyle şuraları da yapıyorum. Gerçi buralar hep kaplanacak ama alt tarafta bunun olması gerçekten güzel bir şey. Şu köşeler falan.
Evet kardeşlerim, bugün günlerden karkas çıtalarını atacağız. Yan duvarlara karkas çıtalarını atmam gerekiyor. Tavanı atmayacağım. Tavanda ciddi bir kalın çıta kalınlığımız var. Bunu daha da daraltmak istemiyorum. Yani mesafeyi, zeminle olan tavan mesafesini. Buraları dolduracağız. Buralara zaten izolasyon gelecek. O yüzden buralar bize yeterli olacaktır. Ama yan duvar çıtalarını bugün atmamız gerekiyor. Ondan sonra izolasyon bölümümüz var inşallah. Bu sırada gerçekten şey hoşuma gitti. Yani yaptığımız antipas uygulaması hoşuma gitti. Böyle plastik mukavva gibi olmuş. Gayet başarılı. Şimdi bir atacağımız genel ölçüyü bir alalım ve atölyede bunların kesimini yapalım. Evet. Hadi bismillah. Şimdi bir tane buraya. Bir tane buraya, bir tane buraya. Şuranın kapı çıkıntısı başka. Bir tane buraya, tamam. İlk karkas çıtası şuraya oturdu. Bunu tam buradan koyduk. İkincisi de tam şuraya gelirse bizim işimizi toparlayacak gibi. Ama büyük ihtimal çok uzun mesafe olursa şuradan bir tane de küçük arada bırakırız ki montalamada bazı sıkıntılar yaşarsak, çok böyle sallanma olursa lambillerdeki, sanmıyorum. Yine de ona da bir denemiş oluruz. Ortaları da dolduralım. 128. Evet kardeşlerim, karkas olayını duvarlar için hallettik. Bugün günlerden izolasyon. Hadi bakalım. İzolasyon için şu köşeden bismillah deyip başlamayı düşünüyorum. Şu köşe bizim için iyi olacak. Şuradan böyle öre 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 öre, işte arka kapı, yanlar vesaire, böyle yavaş yavaş ilerleyeceğiz. Şimdi bu izolasyon malzemesi 19 milim kendinden yapışkanlı, işte bir köpük diyorlar ama adını tam da bilmiyorum aslında, ama ses ısı yalıtımı ve ses yalıtımı yapıyor. Bayağı böyle mukavemetli, güçlü bir izolasyon. Şimdi şu köşeden başlayalım bakalım. Haydi bismillah.
Şimdi şunu şöyle bir alalım. Şimdi haydi bismillah, ilk parçayı aldık. Şimdi şu üst taraf yapılmayacak çünkü buraya bir tane lambiri tek gelecek. Şurada bir kavis var. Bu kavisten sonra lambiri buradan oturmaya devam edecek. Şu bölgeye kadar yapılıp şuradaki kavis lambiriyi kaldıracak. Şurası tamam. Mukavva şöyle diyeyim, pardon. İzolasyon 19 milim. Ciddi anlamda kalın. Yani baya böyle sağlam duruyor. Evet kardeşlerim, bugün günlerden enerji günü olsun. Gidelim bakalım bizi neler bekliyor, neler yaptıracağız, hep birlikte görelim. Evet kardeşlerim, şimdi mekana geldik. Haydi bismillah. Şöyle bir ortama bakalım. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Erkan nasılsın? İyi, Allah'a şükür, sen nasılsın? Allah razı olsun. Nasılsın abi? Sağ ol. Kolay gelsin. Sağ olasın. Şimdi geldik, burası şu anda yeni açıldığı için tadilatta. İçeride şu şekilde kardeşlerim, bakın paneller var. Bu şekilde sistemler var. Burası yavaş yavaş kuruluyor. Showroom bölümü olacak burası. Bizim de montajlarımızı yapacak abi. Bakın abi. Evet abi, bunlar herhalde montaj parçaları. Evet. Aynen. Şimdi ufak ufak montaja geçecek. Az sonra hemen bütün malzemeleri tek tek göstermeye çalışacağım. Zaten altına izolasyon koymuş ya. Tamam. Buradan istersen 220'yi alacaksın. Evet. Oradan alacağız. Bir üçlü friz koysan
kullanabileceğin şeyler. 200, bir tanesini dağıtıma burnu kullanacağım, bir tanesini de boşta bırakırsın. Aynen. Kendin onunla kullanırsın. Yeter bakalım, yapıştır bakalım şuraya, şey yapışır. Hangi tarafa? Fark etmez. Böyle koyalım. Tamam. Hem fanları için daha iyi olur. Biraz daha geri getir. Getiririz mi? İşte o tarafa değil, bu tarafa. Tamam. Tamam, bunu sabitleyelim buradan akıllı vidayla. Evet. Kablo verin bakalım da deneyelim. Tamam mı? Buradan dolaşarak gelecek. Böyle. Şeyin üstüne geçecek ya, plastiği. Evet kardeşlerim, şimdi montaj devam ediyor. Güneş paneli, ondan sonra işte aküler vesaire takılmaya devam ediyor. Şu anda durum bu şekilde. Evet kardeşlerim, burada şu anda panel takıldı. Bakın 410'luk. Tek panel tercih ettik. Araba çalışıyor mu? Matkap çalıştırıyoruz. Matkap çalışıyor abi. Evet. Güçlü. Aynen. İyi yavrum. Telefon bile şarj ediyor. Biraz daha zorlarsak kaynak da yaparsın. Evet kardeşlerim, şimdi montajı bitti. Size şöyle bir çatıdan göstermek istiyorum. Bu kadar. Bütün çatıyı kaplıyor. Şuradan girişler mevcut. Şurada değerleri yazıyor. Bakın. Tam bu şekilde. İnşallah iyi günlerde Allah kullanmayı nasip etsin. Şimdi yavaş yavaş şuradan aşağı inelim. Kardeşlerim, şimdi montaj işlemini bitirdik. Şu şekilde üstte panelimiz takıldı. Şurada da kontrol ünitesi var. Alt depolama, aküler vesaire burada. Evet abi, neler taktık? Şimdi sende 410 wattlık bifacial panel kullandık, half cut. Özel bir ürün kullandık. İki tane, normalde karavanlarda 205'lik kullanılıyor ama biz onu 410 watt sana tek olarak yaptık. Aynen. Tavanın boyutundan dolayı. İki tane yan yana koymaktansa bir tane kullandık. 40 amperlik MPPT şarj cihazı kullandık. Bu MPPT. Akülerin ömrünü daha fazla uzatsın ve %30 daha verimli şarj kapasitesi sağlıyor bize. Normalde karavancılarda pek kullanılmayan, daha fazla büyük olsun diye senin kameraların vesairelerin fazla olduğu için sana 2000 wattlık bir invertör kullandık. Aynen. Onu da kutunun içine koyduk. İki tane de 100 amperlik akümüz var. Seçtik. Bu bizi doğada herhalde uzun vade. Rahatlıkla. Dıştan bir güç kaynak, herhangi bir şey almadan. Özellikle 12 voltluk buzdolabı kullanacağın için daha fazla seni rahatlıkla taşıyacaktır yani. Aynen abi. Sıkıntısız. Biraz daha zorlasaydık kaynak falan yapacaktım artık. Biz o kadar zorlamıyoruz dedik. Biraz da bıraktık. Evet kardeşlerim, şimdi bu süreçte yavaş yavaş yani ilerliyoruz ama en büyük adımlardan bir tanesi elektrik olayıydı. Onu da hallettik Allah'a şükür. Şimdi yolumuza devam edelim. Bu hesap, maliyet falan, bunların hepsini en son videoda düzgün bir şekilde, işte karavan için ne harcadık, ne yaptık, bunların hepsini en son videoda inşallah tek tek açıklayacağım. Şimdi yolumuza devam edelim. Hepinize çok teşekkür ederim. Elinize sağlık. Güzel. Allah'a emanet. Sağ Allah razı olsun. Abi sağ olasın. Hadi bakalım. Haydi bismillah. Haydi bismillah. Evet kardeşlerim, şimdi işlemin devamında duvarlara attığımız karkasın bir de yere atmamız gerekiyor. Karkasın devamını bu akşam atmam gerekiyor. Zemine dikey,
ve bazı köşelere de böyle yatay şekilde çıtaları doldurmam gerekiyor, atmam gerekiyor. Bunun için silikonla yapacağız bunu, yapıştıracağız. Şimdi ölçüleri alıp ufak ufak başlayalım. Buraların sabitlenmesini istiyorum. Şimdi bir prova yapalım bakalım. ...20 santim aralar bıraksak bizim için gayet başarılı olur. Evet kardeşlerim, karkas olayını bu şekilde yaptık. İki tane ana bölümü ağırlık, bir tane de arka bölümü ağırlık koyduk ve zeminlerdeki 21 santim olanı ortalama 13-14'e düşürdük. Her bölüme attık. Şu şekilde alt tabanın sıkılacağı bütün bölümleri doldurduk. Bunu böyle bir gün kurumaya bıraksam gayet başarılı olur bence.